14 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında insanlar pat diye ölüyorlar. Ünlü birisi kalp krizi geçirse, ya bu ülkede kalp krizi varmış, inne varmış diyoruz. Kalp krizi olabilmesi için çift görür. Ya birden karşındaki insanı iki görürsün. Çok önemli. Halı sahada maç yapıyor, yığılıyor, ölüyor. Bunun sebebi kalp krizi ve şeker hastalığı riskini çok arttırıyor. Şah damarın içinden şu plağı çıkardık. Bu hasta şu anda konuşuyor ve yürüyor. İnanılmaz. Yaşlılar biraz daha dayanıklı ama gençler şeker hastaları ve özellikle kadınlar sessiz kalp krizi geçirmiş olabilir. Şimdi her önüne gelen aspirin verelim mi? Herkese merhaba. Profesör Doktor Yusuf Kalko'nun YouTube kanalındayız. Birazdan sizlerle birlikte Yusuf Hoca'ya çok ama çok önemli şeyler soracağız. Tabii ki sizlerin de merak ettiği, sizlerin de kanala bize sorduğunuz soruları ben kendisine ileteceğim. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Nasıl biz kalp hastası oluyoruz? Ah şu kalbimiz. Öyle değil mi? Şimdi bu organ aslında arabanın motoru. Yani bizim motorumuz. Bu olmazsa hiçbir yere gidemeyiz. O kadar güzel bir organ ki beynimizin hükmedemediği, elimizin hükmedemediği, bacağımızın hükmedemediği, asla emir almayan, dur deyince durmayan, kalk deyince kalkmayan, öfkelenince ne yapacağı belli olmayan ve dakikada 75, bir günde 108 bin kez atan, bizden ekmek istemeyen, yemek istemeyen, maaş istemeyen, harika, fedakar bir organ. Dakikada 75? Bir günde 108 bin kez atıyor. 108 bin kez. Ve tonlarca kan pompalıyor. Yani baktığın zaman inanılmaz bir alet. Kendi elektrik santrali var. Kendi kendini sürekli uyarıyor. Sürekli kasıl, kasıl, kasıl diyor. Şimdi peki biz bu kadar mükemmel bir organ, Allah'ın yarattığı en güzel organ. Buna nasıl davranıyoruz? Bunu yoruyor muyuz? Bunu dövüyor muyuz? Dövdürüyor muyuz? Yani şöyle düşünün, bir ailesiniz ve siz her gün çocuğunuzu birine dövdürüyorsunuz. Bu çocuğumuzdan daha kıymetli. Bu olmazsa yaşamamızın bir anlamı yok. Yaşayamayız yani, nefes alamayız, oksijen alamayız, hiçbir yerimiz beslenmez. Peki biz kalbimize yeterince iyi davranıyor muyuz? Bence esas sorun bu. Sanmıyorum. Şimdi ben biraz sonra belki ilk defa duyacağınız, belki hiç çoğu insanın bilmediği çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bu çok önemli. Biz maalesef dünyada yaşam beklenti süreleri giderek artmaya başladı. Gerek sağlıkta erişimin kolaylaşması, teknolojilerin ilerlemesi, erken tanı yöntemlerinin gelişmesi, beslenmeyle ilgili bilinçlendirmelerin yapılması, bazı ilaçların hakikaten çok tedavi etmesinden istinaden baktığınız zaman dünya ortalaması Amerika'da 93. Avrupa'da 87-88, Türkiye'de 80'li yaşlar. Ki Türkiye gelişmekte olan ülkeler deniyordu. Artık gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak üzere. Sebep bugün kasabada bile anjiyo yapılabiliyor. Yani bizde sağlıkta erişim acayip kolaylaştı. Peki biz 80'li yaşlar hocam, geçen televizyonda gördüm. 130 yaşında yaşayan bir amca var. Amca öyle bir anlatıyor ki bir arı sokmuş. Onun yüzünden doktora gitmiş. Aslında hiç doktora gitmemiş. Keşke o amca gibi yaşayabilsek. Dağda, bir köy ortamında her şey organik, stresten uzak, fatura derdi yok, çocukların okul parası yok. Yani hiçbir şey yok. Trafik yok. Trafik yok. ülke derdi yok, ülkeyi düşünme yok, televizyon yok, radyo yok. Adam çok güzel bir şekilde hayatını yaşamış. Probiyotik, işte orada kendi yoğurdunu yemiş, kendi peynirini yemiş. İşte orada belki kendi yaptığı turşuyu yemiş. Prebiyotikler biliyorsun yaşlılarda yaşlanmayı geciktiren en önemli şeylerden birileri. Peki hocam, yani son zamanlarda kalp krizi, hakikaten çevremize bakın. Biz ne zaman ünlü birisi kalp krizi geçirse, ünlü birisi ne zaman inme geçirse, ya bu ülkede kalp krizi varmış, inme varmış diyoruz. Şimdi niye kalp krizi var? Ben bunu her yerde anlatıyorum. Bir kere kalp krizi olabilmesi için, mesela genç yaşta olanların hepsi kalp krizi mi?
genç yaşta 14 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında insanlar pat diye ölüyorlar. Kalp krizi deyince de hep yaşlılık geliyor insanın aklına. Sanki yaşlılar, yani 40 yaş üstü, 50 yaş üstü insanlar kalp krizi geçirir diyor. Gençler de geçiriyor değil mi hocam? Tabii ki gençler, çocuklar, genç, yani biz bir çocuk öldüğü zaman ne kadar ağlıyoruz değil mi? Ne kadar üzülüyoruz. Genç adam halı sahada maç yapıyor, yığılıyor, ölüyor. Bunun sebebi biraz farklı, onu biraz sonra anlatacağım. Önce kalp damarlarımızı ya da damar sertliği dediğimiz hadise nedir? Bunu anlatmak lazım. Damar sertliği bir sebep sizin damarınızda bir hasara yol açıyor. Bakın, şu gördüğünüz bir plak. Bu normalde pürüzsüz bir yer olmalı. Kan bunun içinden akıyor. Otoban gibi dümdüz, %100 açık olmalı. Siz buraya ufacık bir hasar, bu hasar neden olur? Yüksek tansiyondan damar birden küçük bir çatlama olur. Ya da son yapılan İtalya'da ve Çin'de yapılan bazı çalışmalar var. Mikroplasti, nanoplasti. Hani küçücük o plastikler var ya, o içtiğimiz poşet çaylardan ya da poşet sulardan ya da içtiğimiz sudan bulaşan o mikroplastiler ki milyonlarcasını içiyoruz, yiyoruz, alıyoruz. Onlar bu şu plakların içinde görülmüş, gösterilmiş. Dolayısıyla bunu belki de başlatan mikroplastiler, onu bilmiyoruz. Ama büyük olasılıkla şu plakın içinde mikroplasti varsa sebeplerden bir tanesi de bu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Peki bu plağı arttıran sebep nedir? İşte buraya pıhtı sağlayan hücreler geliyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra üstüne yağlar birikiyor. Bakın şu plaklar oluşuyor, bu dağlar oluşuyor. Sonra bu plak biraz daha büyüyor, büyüyor. Bir gün pat diye sıvı dökülüyor. Burası pıhtılaşıyor ve damar tıkanıyor. Hangi bölgede damar tıkanırsa, kalpte olursa kriz geçiriyorsun. Şah damar olursa felç oluyorsun. Bacakta olursa gangren oluyor. Bağırsakta olursa gangren oluyor. Peki esas soru şu. Bunu arttıran sebepler sigara. Beslenme. Diyabet, şeker hastalığı. Bakın şeker hastalığı çağımızın vebası. Özellikle bu ülkede 15 milyonun üzerinde bilinen bilinmeyen şeker hastası var. Bu çok önemli. Şeker hastalığı, sigara, yüksek tansiyon, beslenme, hareketsiz yaşantı, göbek çevresinin 100 santimin üzerinde olması. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Aile hikayesi. Aile hikayesi gene genler yok deniyor. Tabii ki kronik inflamatuar hastalıkların %80'i de genler yok. Doğru. Ama %20 her zaman bir açık kapı bırakmak zorundayız. Biz hastadan anamnez alırken, hikaye alırken, ailenize erken yaşta ani ölüm, erken yaşta kalp krizi, erken yaşta inme var mı diye sormak zorundayız ve sorarız. Öğrencilere de bunu anlatırız. Dolayısıyla bunlar varsa kalp krizi geçirme riskiniz çok yüksek. Buradan bir uyarı yapayım. Geçenlerde bir programda da bunu anlatmıştım Hakan'ın programında. Elektronik sigara. Bakın buradan ailelere sesleniyorum. Evet. Lütfen beni dinleyin. Elektronik sigara çok tehlikeli. Çocuklarınızı ölüme terk ediyorsunuz. Bakın elektronik adı üstünde böyle elektronik laf olunca yumuşak, böyle güzel, bilgisayar, elektronik, hani böyle masum gibi. 4 tane büyük sigara üreticisi firma var. Bunu onlar üretiyor ve maalesef şöyle bir yalanla üretiyorlar. Diyorlar ki sigarayı bırakmak için ara eleman bu. Bunu içerseniz sigarayı rahat bırakırsınız. Daha da bağımlılık yapıyormuş değil mi hocam? 3 kat daha fazla bağımlılık yapıyor. 3 kat daha fazla nikotin alıyorsun. Ve maalesef en kötüsü de bunları kontrol eden herhangi bir sağlık kuruluşu ya da merci yok. Ne FDA ne başka bir sağlık örgütü bunun içinde şu kadar nikotin var, şu kadar zararlı madde var diye bir şey yazmıyor. Bunlar kafalarına zaten göre. Zaten hocam kaçak satılan bir şey. Bakın, kaçak satılan bir şeyi almak ne kadar sağlıklı? Bakın şimdi biraz önce gençlerden bahsettik. Gençlerde kalp krizi, inme. Tabii ki sebepler, biz şimdi anamnez alırken birkaç şey sormaya başladık artık. Nedir? İşte buradan yine aileleri uyaralım. Enerji içecekleri. Cinsel içerikli haplar. 3, en önemlisi de bu insanlara biz artık anamnezde aşı oldunuz mu diye soruyoruz. Canlı aşı oldunuz mu? Pıhtılaşmaya eğilimi maalesef arttırıyor bunlar. Kim ne derse desin. Yapılan bir sürü çalışma var. İlk yapılan çalışmalar, özellikle pandeminin ilk yıllarında ilk yapılan çalışmaların hepsinde inmenin arttığı, kalp krizinin arttığına dair yayınlar var.
Hocam sonra bir şey nedense... sorabilir miyim? Sözünüzü kesiyorum. Kalp krizi inme diyorsunuz. Halk dilinde inme eşittir kalp krizi demek mi? İnme kalp krizi öncesi bir artçı mı? Kalp krizi bir deprem mi? Bir onu inme nedir? Kalp krizi nedir? Bilmeyenler için. Ya inme bildiğiniz felç. Şuurunuz gidiyor. Ya da bir taraf kötürüm kalıyorsunuz. Kalp krizi öyle değil. Kalbinizle ilgili bir durum. Ha şu olabilir mi? Kalbi durdu. Hocam masaj yaptık, geri döndürdük. Anji aldılar, damarı açıldı ama hasta uyanmadı. O farklı bir şey. Beyin oksijensiz kalıyor. O da aslında yarı inme sayılır ama kalp krizi eşittir inme demek değil. İkisi de farklı. Tamam. İnme beyinle ilgili, kalp krizi kalple ilgili. Tamam. Bir kere inme %80 belirti verir. Ne olur? Gözüne birden perde iner. Geçici görme kaybı olur hastada. Ya hanım benim kataraktım var. Büyük olası arttı. Yarın bir göz doktoruna gideyim der hasta. Çünkü anlamaz. Perde iner ama düzelir. Düzeldiği için önemsemez. Bazen düzelmezse kan şekerimiz önemsemez. Düştü diyoruz. Böyle. Ya da çift görür. Ya birden karşındaki insanı iki görürsün. Ha bu da bir inme belirtisi. Çok önemli. Aynı zamanda ya gece üstüne yattım. Pat diye elindeki şey düşer. Güçsüz olur. Eli uyuşur. Bacağı uyuşur. Bacağını atamaz. Aslında bu da bir inme belirtisi. Kol uyuşması, tabii. Ayak uyuşması. Aynı uyuşması. Zaman dil dolandır. Hasta bir konuşmaya çalışır, konuşamaz. Böyle böm böm bakar sana. Bu da bir inme belirtisi. Tabii baş dönmesi, dünya dönüyor zanneder. Denge kaybı birden yere düşer, kapaklanır. Hmm. Bunlar hep inme belirtisi. Aslında gelen depremin habercisi bunlar. Evet. Peki hocam... Şimdi mesela inmede bunlar oluyor. Kalp krizinde belirti oluyor mu? Kalp krizinde de çok tipik. Aslında 3 tane safa var. Birinci safa, işte hastada göğüs ağrısı olabilir. Bu göğüs ağrısı sadece göğüste olmaz, yayılır. Kola yayılır, çeneye vurur. Hani bir ağrı olur. İşte onu üşüttüm mü, klima mı çarptı, işte soğuk mu aldım diye geçiştiriyoruz. Geçiştirmememiz lazım ama değil yani mi? Yani şöyle, risk faktörleriniz varsa zaten geçiştirmemeniz lazım. Bu önemli. Maalesef atlanan sadece hasta değil, hasta yakını değil, doktorların da atladığı bir sürü insan telef oluyor maalesef. Şimdi ama sessiz kalp krizi yok mu? Hiç sebepsiz yere adamın hiç şikayeti yok. Abi bakıyorsun EKG'sine adam daha önce kalp krizi geçirmiş. Şeker hastaları ve özellikle kadınlar sessiz kalp krizi geçirmiş olabilir. Bu çok önemli. Aslında... Sesli kalp, yani gürültülü bir kalp krizi ile sessiz kalp krizi arasında bir fark yok. İkisi de adamı öldürür maalesef. Sadece orada ne olur? Damar yapısı ne kadar büyük alanı tutarsa kriz riski o kadar yüksek. Bir de hep söylerim, gençlerde görülen kalp krizi ölümcül seyreder. Hastaneye saatler içerisinde başvurmazsanız geçmiş olsun. Ama yaşlılar biraz daha dayanıklı. Tabii büyük bir damarı tıkalı değilse sebep. Bu çok yaşlılar, önemli bir bilgi. Gençlerde çok önemli. Tabii yaşlılarda çünkü şöyle düşün. Sürekli spor yapan bir adamın kası nasıl olur? Güçlü olur. İdmanlı olur. İdmanlı adama kolay kolay bir şey olmaz. Dolayısıyla kılcallar iyi gelişir. Yan dallar. Yan dallardan kan bir şekilde tıkalı olan yeri bypass edip doğal bypassla kalbi koruma altına alır. Ama gençler hazırlıksız yakalanır. Birden damarı tıkanır, geçmiş olsun, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi gençlerde kas köprüleri olabilir. Mesela şu kalp, şu kırmızı gördüğünüz damar çaprazlayan kas köprüleri olur. Normalde her insanda olmaz. Bazı insanlarda olur. Anjiyo yaparsın damar açık. Ama bir bakmışsın adam kalp krizinden ölmüş. Ya ne oldu bu adama? Hiçbir şey yoktu. Hık dedi gitti. Maç yaparken futbolcu yere düştü öldü. Efor testi normal. İşte o kas köprüsüne olan insanlara diyoruz ki hızlı koşmayın kardeşim. Hızlı çok ağır sporlar yapmayın. Şimdi önemli bir konu daha var bu ülkede. Gereksiz anjiyo. Önemli mi? Çok önemli. %25-30 gereksiz anjiyo yapılıyor. Yani neredeyse 3 anjiyonun bir tanesi boş çıkıyor. Böyle çarpıntımız oluyor. Heyecanlanıyoruz ve gidip bir gösterelim, bir anjiyo yaptıralım diyoruz. Tabii hastanın isteğiyle anjiyo yapılmıyor. Doktor endikasyon koyarsa yapılıyor. Ama buradan acı bir itirafta bulunayım. Yani sağdan sesleneyim. Özel hastanelerde sıkıntı çok büyük. Ciro baskısı çok büyük. Doğru. Dolayısıyla bugün hekim arkadaşlarımız çok zor durumda. Niye %30 anjiyo boş çıkıyor?
Çünkü hastaya diyorlar ki ya hocam göğsüm ağrıyor, tamam efor testi yapıyor, efor testi negatif. Onu yapıyor, bunu yapıyor. En son diyor ki ya senin semptomun var, gel sana bir kontrol anjiyosu yapalım. Yapıyor, boş çıkıyor. Peki hocam yani 40 yaşında, 50 yaşında bir adama anjiyo yapsan ne olur? Şu olur. Şeker hastasısın, sınırda bir böbrek hastalığın var. Bir de üstüne o verilen radyoopak madde böbrekle süzülüyor, böbrekle atılıyor. Ne olur? Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastası olursun. İki, kasıktan ya da bilekten girdiler. Şah damarına yanlışlıkla girersin. Orada bir plak varsa kalp anjiyosu yaparken adamın beynine pıhtı atar. Dersin ki ya ne oldu? İşte adamın koroner damarları açık. Ama felç oldu. Kasık damarı patlar, kanar. Bir tane öyle bir tecrübem var. Çok sevdiğim bir doktor arkadaşımın kayınpederi anjiyo olmuş. Beni acil çağırdılar. Çabuk gel hocam, hasta ölüyor. Ne oldu ki? Niye? Hocam kasık damarı patlamış, kum torbasını atmış adam. Yürümüş. Tuvalette yığılmış kalmış. Kasık böyleyken olmuş şöyle. Tam 3 litre kan boşalttık ve damar hızlıca, eğer hızlıca gelmesem hastayı kaybetmiştik. Bu arada esas soru şu. Tamam, anjiyo yapıldı. Sonuç? Bütün damarları açık. Keşke yapılmasaydı. Şimdi peki bunu nasıl önüne geçebiliriz? Yani hocam anjiyosuz bu işi çözemez miyiz? Anjiyo altın standart. Eğer şüpheleniyorsan, risk faktörleri varsa, efor testi gerçekten pozitifse, bak semptom pozitif değil, gerçekten elektrosu bozulduysa ya da bu hastanın ilave testlerinde, ekosunda kalbin belli bölgelerinde kasılma kusuru varsa bu adama mutlaka ve mutlaka anjiyo yapmak zorundasın. Doğru. Ama hocam hasta tansiyon hastası. Ben buna efor yaptım. Güzel. Eforun daha 3. dakikasında tansiyonu 20 oldu. Göğsü ağrıdı. Durdurdum. Sonra göğsü ağrıdı. Ben buna bir anjiyo yapayım. Yanlış. Yanlış. Gereksiz anjiyoya gerek yok. Kaç bakın, kere hocam anjiyo olur? Bir ya hasta. Onun bir sırası yok. Yani yok hastaya mu? Yani bir kere anjiyoda zaten sen ne olduğunu tamamen görürsün. Onda bir sıkıntı yok. Darlık varsa, aynı seanstan hastadan onay aldıysan darlık olan bölgeye balon ya da stent yaparsın. Ya da çok damar hastalığı var, stente uygun değilse bypass'a verirsin. Bakın esas önemli olan bu hastaları anjiyosuz anlayabilir miyiz? Evet anlayabiliriz. Bakın ABI testi, Ankle Brachial Index. Ben bunu her yerde anlatıyorum. İki kol, iki bacaktan tansiyon ölçüp şu indeksi bulacağız. Bu indeks vücudunuzdaki atar damarları tarıyor. Sertlik dereceniz periferik arter hastalığı riskinizi ortaya koyuyor. Mesela tütün kullanan bir insana ben sigarayı bırak diyorum. Bırak kardeşim diyorum. Genelde hasta doktorlar hep öyle diyor, diyor geçiştiriyor bizi. Alet bırak diyorsa bırakmak zorundasın deyince adam şöyle bir irkiliyor. Diyor ki ya bu adam herhalde doğru şeyler söylüyor. Gerçekten doğru şeyler söylüyoruz. Bakın esas önemli olan bu test. Bu test sizin gerçekten anjiyoya ihtiyacınız var mı yok mu? %95 biliyor. 3000 hastada test ettik biz bunu. Çok mutluyuz. Çok güzel bir test. Bir EKG, sırtınıza bir elektrot. Alttan ve üstten kalbin elektrisel aktivitesini ölçüp şöyle bir skala veriyor. Bunun avantajı ne? Sizi koşturmadan, yormadan, iğne batırıp canınızı acısız, yapmadan, ağrısız, ilaç verip böbreklerinizi yormadan gerçekten anjiyoya ihtiyacınız var mı yok mu? Bu testin benim için önemli. Ben lokal anesteziyle her türlü damar ameliyatını yapıyorum. Genel anestezi vermeden. Bu yeni bir yöntem mi hocam? Yani yeni sayılır. 3-5 yıldır var ama çok yeni en son şeyi geldi. Şimdi bakın normalde biz mesela şah damarı ameliyatlarını uyutmadan yapıyoruz. Önemli mi? Çok önemli. Uyanık yapmak çok önemli. Niye? Beyni belli bir süre 30 saniye kansız bırakıp şuuruna bakıyoruz. Şuurunda bozulma varsa ona göre tedbir alıyoruz. Hatta biz tekniği o kadar, bakın şu bilgiyi vereyim. Hani daldan dala konu atlıyoruz ama konular birbiriyle ilintili çok çünkü. Yakın, hepsi birbiriyle. Bakın bu bir beyin dolaşımı. Beyni besleyen damarların bileşkesi. Sağ şah damarı, sol şah damarı, arka ense damarından, kol damarımızdan, enseden giden, beyinciye giden damarlar. 4 tane damar var. Willis poligonu dediğimiz bir kavşakta birbiriyle birleşirler bunlar. Bir damar tıkandığı zaman öbür taraf devreye girer ve sizi korur. Bazı insanlarda bu Willis poligonu iyi gelişmediği için şah damarınız tıkanırsa geçmiş olsun, yatalak veya bakım hastası oluyorsunuz. Peki esas burada sorun şu.
ilme geçiren bir insanın %80 beynine bir pıhtı atması lazım. %20 kanama, tümör, mümör. Onları geç. Biz pıhtılarla ilgileniyoruz. Hangi pıhtılar? Bu pıhtılar. Bakın gösteriyorum. Lütfen dikkat edin. Evet. Bu gördükleriniz bir ilme geçiren bir hastadan pazartesi günü beyninden ve boynundan çıkardığımız pıhtılar. Bakın bu pıhtılar sizi felç yaptı. Peki bu pıhtılar, hocam şah damarı %100 tıkandı, %100 tıkandı. Hastayı biz acilen inme merkezlerine götürdük. Artık 112 sizi alıyor. İnme merkezi İstanbul'da belli büyük merkezlerde, üniversitelerde genelde var. Bazı özel hastanelerde var. Sizi acilen götürdü. Yaptılar anjiyoyu. Bir baktılar şah damar %100 tıkalı. Yapacak bir şey yok diyorlar. Ne olacak hocam? İşte fizik tedavi, rehabilitasyon, kötüye gitmez, yoğun bakıma gitmezse, kurtulursa bakım hastası olur. Ya da işte sekelli, konuşamaz, eli tutmaz, bacağı tutmaz. Böyle yaşamaya alışacak. Bakın size bir hasta göstereceğim. Bakın bunu lütfen dikkatli seyredin. Sağ tarafta şah damarı, sol tarafta tam tıkanmış. Bakın şu kuğu boynunun aynısı burada olmalı. Hı hı. Var mı? Bakın orası şöyle çok göstereyim. Açık. Bakın. Evet. Tekrar gösteriyorum. Şu boynun, şu damarın aynısı burada olmalı. Burası bomboş bakın. Yok. Beynin sol tarafında şu kırmızı bölge hem konuşma merkezimizin hem de sağ kol ve sağ bacağımızı tutan merkezin olduğu bölge. Bir fırtına var burada. Sen bu hastaya sadece kasıktan girerek anjiyoyla bu damarı açma şansın sıfır. Açamazsın. Bir de bu hasta maalesef ameliyat şansını kaybetmiş. İşlem geç şansını ilk 6 saattir inmelerde, akut inmelerde. Şimdi inmede 3 safa var. İlk 24 saat akut. 24 saat 2 ay subakut. 2 aydan sonra kronik. Bu hasta subakut dönem. Ne demek? 10 günlük. Ve sağ tarafı felç ve konuşamıyor. Peki biz bu hastayı kaderine mi terk edelim? Ne yapalım? İpek. Bakın. Hocam nefes alamıyorum ben şu anda. Bizim yaptığımız dünyada 3 merkez Amerika'da ve Çin'de ve bir tek bizim ekibimizin yaptığı hibrit yöntem. Ne demek hibrit yöntem? Lokal anesteziyle boynunu açıyoruz. Konuşa konuşa şah damarın içine giriyoruz. Şu gördüğünüz biraz sonra göstereceğim plağı çıkartıp pıhtıları katı bir maddeyle alıyoruz. Sonra boyundan anjiyo yapıyoruz. Duydun mu sen hiç boyundan beyin anjiyosu? Hayır, koldan duymuşsundur, koldan, kasıktan duymuşsundur. Biz bir de boyundan yapıyoruz. Beynin içine giriyoruz. Bakın. O olmayan kuğu boynu gelmiş mi? Görüyorsun değil mi? Aynısı simetrik. Bak şu, şu. Peki o kırmızı alan ne olmuş? Küçülmüş. Yeşil alan? Yok denecek kadar. Bu hasta şu anda konuşuyor ve yürüyor. Hocam şu mu çıkarttığınız? Evet. İnanılmaz. Bakın biz... İnanılmaz. Şah damarın içinden şu plağı çıkardık. Damarı tama yakın tıkanmış. Damarın çapı da bu kadar zaten. İçinden sıyırdık aldık bunu. Sonra devamında beynin içinden bakın pıhtıları çıkardık. Bunlar pıhtı. Şimdi tabii pandemi döneminde biz özellikle hastalığı geçirenlerde ve canlı aşı olanlarda basit kan sulandırıcılar önerdik. Onu mecburen yaptık. Çünkü bebe aspirini, herkes farklı tabir ediyor. Ya bir sürü kan sulandırıcı var. Hastaya göre, kişiye göre, kiloya göre, cinsiyete göre bunlar hep değişir. Kalbinde ritim sorunu olanlara ayrı bir kan sulandırıcı i̇şte verirsin. İşte kafamıza göre alamıyoruz gidip yani kan sulandırıcı. Şimdi bir kere onu da anlatayım. Şimdi her önüne gelen aspirin verelim mi? Esas sorun bu. Aha. Aspirin çok masum gibi görünüyor ama çok masum bir ilaç değil. En son 2018'de yapılan çok böyle 18 bin kişi içerisinde bir çalışma var. Bu çalışmada hiçbir risk faktörü yok. 60-70 yaş arası ileri yaş, kalbinde işte damarlarında plak yok, kalbinde stent yok, kalp krizi geçirmemiş, inme yok, şah damarı temiz, bacak damarı temiz. Ya alelade bir insan, sağlıklı yaşayan bir insan 9000 tanesine aspirin vermişler, 9000 tanesine vermemişler ve bunları takip etmişler. Bunların başına ne gelmiş? Bunların kaç tanesi kalp krizi geçirmiş ya da geçirmemiş, inme geçirmiş, geçirmemiş. Bir bakıyorlar istatistiksel olarak ikisi de eşit.
Hiçbir fark yok. Aspirin alanla almayan arasında hiçbir fark yok. Niye yıllarca o zaman aldık? Bak, risk faktörü olanlar almalı diyoruz. Risk faktörü olmayanlar almamalı. Ama bir şey daha söylüyor o yayın. Diyor ki aspirin alan grupta mide kanaması ve beyin kanama riski oldukça yükseldi diyor. Dolayısıyla doktor kontrolsüz, bilinçsizce verilen en basit, hepimizin bildiği köydeki cahil çobanın ya da evdeki üniversite mezunu insanların bildiği tek kan sulanıcı aspirin. Evet. Masum diyoruz. 3 sayfa yan etkisi var. Yani bilinçsizce o ilacı almak doğru değil. Dolayısıyla biz şimdi buradan şunu da söylemek lazım. Sadece sağlıklı insanlar aspirin almamalı dedim ama hocam şah damarımda plak var. Plak. Hocam kalbimde stent var. Hocam şah damarı ameliyatı oldum. Kalp ameliyatı oldum. Daha önce kalp krizi geçirdim, felç geçirdim, bacak damarımda tıkanıklık var, derin ven trombozu oldum, akciğerime pıhtı attı. Bunların mutlaka kan sulandırıcı, doktor kontrolüyle en basit aspirin ya da diğer kan sulandırıcıları almak zorundalar. Başka şansları yok. Mekanik kapak takıldı, romatizmam var, kalbimde ritim sorunu var. Bir de buradan insanlara bir uyarı daha, bilinçsizce kan sulandırıcı kullanması gerektiği halde kafalarına göre kesmeleri de hayatı tehdit eder. Onu söyleyeyim. Çünkü bir doktor bir hastaya kolay kolay durup dururken hani senin kara kaşın, kara gözün için gel sana bir aspirin yazalım, gel sana bir kan sulandırıcı güçlü bir ilaç yazalım demez. Doktor kontrolünde başlayıp doktor kontrolünü bitirmeli. Tabii ki. Buradaki ben her katıldığım programda bir uyarıda bulunuyorum. Çünkü ben kalp damar cerrahıyım. Bana gecikmiş emboli, pıhtı hastaları çok geliyor. Bacağına pıhtı atıyor, beynine pıhtı atıyor, akciğerine pıhtı atıyor. Bu pıhtının oluşmaması için şunlar çok önemli. Bir, hocam bir bakabilir miyim? Kalbinizde ritim sorunu varsa, mekanik kapak ameliyatı olduysanız ya da dediğim gibi ağır kalbinizde stentler varsa diş çekimine gidiyorsunuz. Dişçi kendini kurtarmak için diyor ki hayır diyor, sakın kan sulanıcı alma, kes bunları. Kanaman olur. Ya da ürolojik bir işleme gidiyorsun, sana bir işlem yapacaklar. Diyorlar ki aman bunu kes. Ya da kadın doğumla ilgili bir küretaj ya da bir şey yapılacak. Ama hastanın mekanik kapağı var, genç kadın. Ama kalbinde mekanik bir kapak var, metal var. Kes bunu, gel bana diyorsun. Ne oluyor? Hasta felç oluyor. Ne oluyor? Hasta kalp krizi geçiriyor. Doktora o yüzden sormuyoruz. O ilacı başlayan ya da o branştan anlayan hekim arkadaştan danışmanlık alsınlar. Ne olur? Tabii ki hapları keseceğiz. Başka türlü işlem yapılamaz. Ama kısa etkili kan sulanıcı iğne vermek zorundayız. Bu insanları riske etmememiz lazım. Hocam Türk toplumunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de hepimizin var. Yüksek ya da alçak tansiyon. Tansiyonun kalp hastalığıyla alakası nedir? Bir kere tansiyon sinsi bir katil. Bak bu tabiri belki ilk defa kullanıyorum. Tansiyon sinsi bir katil. Harika bir cümle ama. Şimdi tansiyonun 3 tane önemli komplikasyonu var. Bak bunu lütfen dikkatli dinleyin. Ya hocam benim tansiyonum var ama ilaç bağımlısı olmak da istemiyorum. İlaç yazma, limonla sarımsakla geçiştiriyorum. Yanlış. Bir, en önemlisi felç olursunuz. Beyin kanaması ya da bir pıhtı beyninize atar. İki, aort damarınız yırtılır. Bakın şu aort damarınız cart diye içeriden yırtılır. Nasıl o? Onu da göstereyim. Yırtılır ve aynı rahmetli Oya Aydoğan'da olduğu gibi. Bakın burada yırtığı çok güzel anlatıyor. Şurada altta yırtık. Cart diye yırtılıyor ve kan gerçekten akması gereken, beslemesi gereken yerlere gitmiyor. Yalancı lümen dediğimiz yalancı bir boşluğa gidiyor. Dolayısıyla sen mesela hangi organ, aşağıdaki organların kanlanmıyor ya da beyine kan gitmiyor, geçmiş olsun. Saatler içerisinde hastaneye başvurmazsan, saatler içerisinde bu işte tecrübeli bir ekip yoksa, Oya Aydoğan'da olduğu gibi erkenden gitti, tecrübeli bir ekipte bile kurtulamadı. Aort diseksiyonu mortal yani ölümcül, morbid yani sakat bırakıcı ağır bir hastalık. 2-3 kalp krizi geçiririz. Yani dolayısıyla hipertansiyon önemli mi? Çok önemli. Biz önemsemiyoruz. Ya hocam ben 19 tansiyon, adam karşımda oturuyor. Diyorsun ki ya 19 ama hocam bende bir şey yok. Ben çok iyiyim. Genetik sıkıntım diyor yok. Benim bakın, annem o da, de babam da böyleydi. Ben tabii, de böyleyim diyor. Ama orada da yanlış olanı söyleyeyim. Şimdi ben mesela 11-12 tansiyonum.
Ben 14 olduğumu sarsılıyorum. Böyle elim ayağım titriyor. Peki 14 biriyle kavga edersem ne olur? 16-17 benim için anormal yüksek bir tansiyon. 19'a gezen bir adam biriyle kavga ederse kaç olur? 20. Tansiyon aleti ölçemiyor. 300. 300 tansiyon. Kesinlikle yaşamla bağdaşmaz bu. O yüzden bizim hedefimiz, hekimlerin görevi, bu insanlara tabii ki beslenmeyi uyaracağız. Az tuzlu yiyin, dikkat edin, fazla yağlı yemeyin. İşte Akdeniz mutfağıyla beslenin. Bunları hep söyleyeceğiz. Hı hı. Spor yapmalarını isteyeceğiz. Ağır sporlar değil. Yüksek tansiyon hastaları ağır spor yapmamalı. Yürüyüş, açık yüzme, bisiklete binme. Bunlar olur. Bunlarda sıkıntı yok. Ama en önemlisi tansiyon ilacı kullanmaları gerekiyorsa kullanmak zorundalar. Kafalarına göre ya bugün almayayım ne olacak bana hiçbir şey olmaz. Bazen şöyle oluyor, hastanın dengesi bozuluyor. Hocam ben ilaç almayı çok sevmiyorum, bağımlılık yapıyor. Peki yatalak olursan ne yapacağız? Ben insanlara söylediğim güzel bir laf var. Diyorum ki hastalık kötü alışkanlıkların bir ücretidir. Maalesef. Yani sen alkol alıyorsun, içki, tütün alıyorsun, sigara içiyorsun, işte yağlı yiyorsun ve hareketsizsin. Buradan obez insanları da uyaralım. Obezite bugün hakikaten büyük bir bela. Evet. Türkiye'de 18 milyon obez insan var. Evet, ülkemizde korkunç bir durum. 2 milyonda morbid obez var. Avrupa'da evet. Birinciyiz maalesef. Obezite kadınlarda 88, erkeklerde 100 santim göbek çevresi kalp krizi ve şeker hastalığı riskini çok arttırıyor. O yüzden ben insanlara diyorum ki, bedenimiz Allah'ın bize emanet ettiği en büyük hazinemiz ve emaneti. Biz ona ibadet etmeliyiz. Evet. Bedenin ibadeti, onun iyi beslemeliyiz, sağlıklı beslemeliyiz, dengeli beslemeliyiz, dengeli spor, onu egzersiz yaptırmalıyız, dengeli uyumalıyız. Mümkün olduğunca, tabii bu ülkede çok zor ama stresten uzak kaçmalıyız. Bunlara doktora düzenli gitmeliyiz. Hastaya diyorum ki sen arabana verdiğin kıymetin aynısını kendine veriyor musun? Yok. Yok hocam. 10 bin kilometrede bir bakıma mutlaka. Çizik oldum sabaha kadar uyuyamam. Peki sen? Hocam bana bir şey olmaz ya. Ben o bir şey olunca giderim. Doktora o zaman giderim. Şu laf ne kadar acı bir laf değil mi? Çok. Maalesef. Bu yaşına kadar doktor yüzü görmedi. Şimdi ne oldu? Felç oldu. Ne oldu? Kalp krizi geçirdi. Ama bu yaşına kadar doktor yüzü görmedi hocam. Marifetmiş gibi bir de söylüyorsun. Yani olacak iş hocam. Değil. Ben inanılmaz derecede üzüntülüyüm. Amerika'da özellikle mesela biz psikoloğa ya da psikoterapiye çok inanmıyoruz. Ya ben deli miyim psikoloğa gideyim diyor adam haklı olarak. Yani çünkü öyle inanmış. Beyninde öyle bir şey var. Dünyada en fazla antidepresan kullanan nüfus başına ülkeyiz biliyor musun? Maalesef. İnanılmaz derecede kötü. Onu ben duydum geçenlerde kötü. İnanamadım. Tabii. Peki söyle. Hocam şöyle bir durum var. Hipertansiyonundan bahsettik. Düşük tansiyon hastalığı kötü bir şey mi? Vallahi bana sorarsan hocam sizi işte Sırat Köprüsü'nden geçiyorsunuz. İki tane şık koydular. Yüksek tansiyon mu, hipotansiyon mu? Yani düşük tansiyon mu? Tabii ki düşük tansiyon. Yüksek tansiyon biraz önce anlattım. Nelere mal oluyor? Düşük tansiyondan başımıza bir şey geliyor mu? Ya şöyle anormal düşmediği sürece hiçbir şey olmaz. Zaten senin bünyen buna alışıktır. Özellikle kadınlarda biz daha çok görüyoruz bunu. İşte demir eksikliği, işte kansızlık, vitamin eksikliği. İşte yeterli beslenememe, gıda alamama. Bazen ya hocam her şeyim normal de birden aniden ayağa kalkıyorum. Mesela ya da tuvalette kalkınca gözüm kararıyor, pat diye düşüyorum. Biz buna ortostatik hipotansiyon diyoruz. Ani hareket değişikliğiyle tansiyon şak diye düşer. Orada yapılması gereken şey ne? Eğer gerçekten tansiyonun düşükse tuzağıyla içebilirsin, öksürürsün. Hani bir iki egzersiz yaparsın, bacaklarını havaya mesela bir yere gördün, adamın gerçekten tansiyonu düştü. Bu önemli mi? Çok önemli. Ayaklarını havaya kaldır, anormal düşmesi iyi bir şey değil. Bayılacak ama diye hocam, korkuyoruz. Ama hocam, değil mi hocam, tansiyon 8, 9 benim zaten onlarda seyrediyor. Hiçbir şey olmaz. Çünkü senin bünyen buna alışkın. Yani 8, 9 tansiyonu kadınların büyük bölümü tolere ediyor. Ne zaman aşırı düşer ya da senin tansiyon 12 olsun seni yine sarsar. Hocam benim 5,5, 6 falan. Normal ama demirine baktır. Demirin düşük olabilir. Evet. Antidepresanın kalbimize zararı var mı? Hani biz o hep bizi sakinleştirir diye biliyoruz ya. Ama kalbe bir zararı var mı?
Yani şöyle, hani gizli kalp diyoruz ya, ya da konjenital kalp hastalıkları. Şimdi hiperaktif çocuklara hakikaten ağır antidepresanlar veriliyor. Doğru mu? Vallahi bu tartışılır. Yani biz 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce sağlıkta erişimin bu kadar kolay olmadığı, doktora gitmenin zor olduğu şartlarda büyüdük. Biz öyle kolay kolay doktora gidemezdik. Ama ben naçizane o zamanlar her şeyi ilaçla çözen bir grupta büyümedim. Hani biz annemizin dualarıyla, babamızın dualarıyla, ne bileyim sokakta arkadaşlarımızın gazıyla, oyunlar oynayarak unuttuk hep bunları. Yani hiçbir çocuk depresyona girmezdi bizim çocukluğumuzda. Ama şimdi bakıyorsun, hocam ben çocuğumu pedagoga götürdüm, psikiyatriste götürdüm, şunu yaptım, bu ilaçları verdi. Doğru mu? Bence doğru değil. Yani biz onun yerine şunu yapsak daha iyi olur mu? Çocuklarımıza ilgilenelim. İşte ben geçen herhalde Hakan'ın programındaydı. İşte bakanlara çağrıda bulundum. Beden eğitimi derslerinde lütfen eski bizim çocukluk çağımızda oynadığımız işte çelik çomaklar, uzun eşekler, işte yakan toplar, birdir birler, bunları yapalım, bunları öğretelim. Niye? Bak buradan kalp sağlığına döneceğim. Bu çocuk hareketlenirse, takım sporlarına özendirirsek, bu çocuklar tableti, bilgisayarı daha az kullanırsa, bu çocukların kalp sağlığı ileriki dönemde çok rahat olur. Siz obezitenin çocuklukta başladığını biliyor musunuz? Çocuklukta başlıyor. Çünkü beslenme alışkanlıkları çocukluktan itibaren berbat düzeyde. Çünkü anne babalar kolayına kaçıyorlar. Ya bu çocuk çok iştahsız. Ne yapalım? Gel bir hamburger yedirelim. Bu çocuk hiçbir şey yemiyor ama pizza yiyor. Yani olacak iş değil. Paketli biz, gıda yediren anneler var. Yeter ki bir şey biz, ağzından girsin, midesine girsin diye. Bakın biz bir kere önce cennet bir vatanda yaşadığımızın farkında değiliz. Her şey var bu ülkede. Bak her şey var. Üç tarafı denizlerle çevrili. Avrupa'da en az balık tüketen toplum biziz. Yani 6 ila 8 kilo tüketiyor Türkiye'de bir insan yıllık. Bugün Japonya 80 kilo. Avrupa'da 25-30 kilo tüketiliyor. Biz tüketmiyoruz. Çok Trabzon'da enteresan. Trabzon'da somon o kadar bol ama dediğiniz gibi ihraç oluyor yani. Türkiye'de o kadar yenmiyor. Boş ver, ihraç olsun. Çünkü onlar GDO'lu yemlerle beslenen somon. Gerçek somon keşke olsa da omega 3'ten zengin, onları yiyebilsek. Yani maalesef Türkiye'de denizlerde balıkçılık belli bir dönemde yapılıyor. Bizim yediğimiz balıklar eskiden, bakın ben omega 3 hakkında da çok konuşulacak konu var. Omega 3 çok önemli bir gıda, yağ asidi. Vücudumuzun temel taşı ama vücudumuz bunu üretmiyor. Dışarıdan almak zorundayız. Bunu nereden alabiliriz? Balıklardan alabiliriz. Nereden alabiliriz? Sütten, tavuktan, işte yumurtadan alabiliyor muyuz? Maalesef alamıyoruz. Organik değil çünkü hiçbir şey. Şey ya da işte sebzelerden alabiliriz. Semizotundan, işte bademden, işte keten tohumundan, ceviz içinden alabiliriz. Ama orada da %10 var. Fazla yok. O zaman balık yiyeceğiz. Peki balıkta ne yiyeceğiz? İşte hocam haftada kaç gün balık yiyelim? Bazen soruyorlar bana. Maalesef 2 günden fazla önermiyorum. Niye? 2 günden fazla yemek demek daha fazla civa, daha fazla arsenik alman demek. Çünkü bizim iç denizlerimiz kirli. İstediğin kadar mükemmel, harika denizlerimizde maalesef böyle bir durum, böyle bir gerçek var. Ha keşke Eskimolar gibi kutuplarda yaşasak, oradaki foklar ya da somon, işte gerçek somon orada. Onlardan yiyebilsek, onlar omega 3 zengini. Niye omega 3 önemli? 1950 yıllarda yapılan bir çalışma var. Eskimolara bakılıyor, Danimarka Sağlık Bakanlığı ya diyor ki bu Eskimolardan hiç kalp krizi gelmiyor, hiç felç gelmiyor. Ulan bunlarda romatizma yok, bunama yok, Alzheimer yok. Niye yok ya? Bir gidin bakın. Bir bakıyorlar. Kardeş neyle besleniyorsunuz? Efendim fok balığı, somon balığı, fok balığı, somon balığı. Başka balık yok. Başka yemek yok. Yeşillik yok, bilmem ekmek yok, buğday yok. Adamlar balıkla besleniyorlar. Balığın her türlü yemeğini yiyorlar. Kanama miktarı, kanama zamanı hani bazen çizik atarlar, beklerler kaç dakikada duracak falan. Danimarka vatandaşı 1 ise onlarınki 7. Daha uzun, kanı çok sulu. Bu arada şu plak var ya, bir önce gösterdim, şah damarındaki plak. Plağı eritiyor. Bak ne kadar güzel, kanı sulandırıyor. Karındaki trigliserit, yani yağ oranlarını düşürüyor. Hayırlı kolesterolü yükseltiyor. Önemli mi? Çok önemli. Eklemlerinde, ne yapsak hocam ya? Eklemlerinde, kemiklerinde
osteoporozu engelliyor. D vitamininin eminimini arttırıyor. Yani baktığınız zaman beyin, mesela benim rahmetli annem, anneannem çocuklara, çocuğuma zorla balık yağı yedirirdi. Ya derdim, zorlamayın şu çocuğu. Yemiyor işte. Çünkü hakikaten kötü bir tadı var. Oğlum beyni gelişsin diye yapıyorum, sen karışma. Hakikaten kadın doğru söylüyormuş. Hmm. Biz 20-30 sene sonra bunun değerini anladık. Gerçekten beyni geliştirdiği ispatlanmış. Bunamayı engelliyor ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? İştah da açıyor ama, değil mi hocam? Ya iştah da kısmen açar tabii ki. Yani onda bir sıkıntı yok. Sen çünkü iştahın açılsın, bol salata yiyeceksin. Bol tahıl ürünleri, tahıldan kastım şey, işte bamya, nohut, kuru fasulye. İstediğin kadar ye, hiçbir zararı yok. Peki hocam, biz yıllarca tereyağı yemedik, kalp damarlarına tıkıyor diye. İşte kolesterol uzun, yumurta yemedik, kolesterolü yükseltiyor diye. İki sorum var. Bir, soframızda şunu kesinlikle eksik etmeyin dediğiniz bir ürün var mı kalp ve damar cerrahı olarak? İki, Yusuf Kalko nasıl besleniyor? Vallahi ben, hani bir laf var ya, doktorun yaptığını yapma, dediğini yap. Ben aslında bunu biraz kırdım çünkü son 3 ayda 12 kilo verdim. Şeker hastası bir insanken şu anda şekerimi yendim. Yani öyle bir tanı mı kondu hocam? Tabii size? Yok, geçmiş, ben kendim olsun koydum. Şimdi peki nasıl oldu bu? 12 kilo, 100 kiloydum, şu anda 88 kiloyum. Ve hedefim 85. 85'te duracağım. O zaman şeker nasıl yaptım? Evet hocam. Nasıl yaptım? Şeker. Çok basit. Şeker hastası buğdayla yapılan hiçbir şey yemeyecek. Bakın bu çok önemli. Ekmek, hocam beyaz ekmek, tam buğday ekmek, ekşi mayalı ekmek, Alman çavdarı, Rus çavdarı, boş verin, hiçbirini yemeyeceksiniz. Bulgur pilavı, biz eskiden şeker hastalığına derdik ki, kendim de buna dahilim, pirinç pilavı yeme, bulgur pilavı ye. Evet. Glisemik indeksi daha düşük. Öyle biliyoruz. Hayır kardeşim, onu da yemeyeceksin. Çünkü göbek çevreni arttırıyor. Sonuçta un yiyorsun, bir şey değişmiyor. Buğday yiyorsun. O da kesinlikle yasak. Patates yasak. İstediğin kadar beyaz et ye. Tavuk, hindi, kas, ördek, ne bileyim, balık. Balık. İstediğin kadar ye. Bol salata. Ben her gün soframda yediğim yemek kadar salata yiyorum. Bu çok önemli. Semizotu zamanı haftada en az 3 gün semizotu salatası yiyorum. Üstüne sarımsaklı, işte domatesli bir sos ya da sarımsaklı yoğurt. Mutlaka yiyorum. Kızartmalar zaten yok. Onlar yasak, onlar yok. Bu yeni bir çıkan de, makineler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Hiç iyi düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Yani kesinlikle o şeyin koyuyoruz, bir yapıyoruz böyle içine. 20 dakikada, yarım saatte yemeklerimizi doğanın şeyine, gidişatına aykırı bir şey. O kadar kısa sürede bir yemeği pişirmek ve onu yemek bence sağlıklı değil. Kalp damar sağlığı açısını boş ver. Kanserojen yönünü de düşünmek lazım. Yani insanlar şimdi bana diyorlar ki hocam margarin, sıvı yağ. Bakın omega 3 ne kadar önemliyse omega 6 o kadar kötü etki yapıyor. Şimdi biz ayçiçek yağı ve margarin. Margarin o kadar tehlikeli ki içinde trans yağlar var. Şimdi yeni çıkan margarinlerde trans yağ oranı %1 falan deniyor. Artık aldatmaca mı gerçek mi bilmiyorum. Velev ki öyle. Bir de kandırıyorlar sanki. Zeytinyağlı margarin, tereyağlı margarin, tabii, ayçiçek yağlı margarin. Bitkisel kaynaklı margarin. Bunlar bitkisel kaynaklı olduğu için zararı az diyorlar. Aslında 1 gram margarinde 7 kalori var. Şöyle düşün. 100 gram aldığın zaman, ya bugün 1 saat tempolu yürüdüğün zaman 250 kalori yakabiliyorsun. Sadece 1 gram margarinle 7 kalori, 100 gramla 700 kalori alıyorsun. Dolayısıyla margarin sadece trans yağlardan, kanserojen olma etkisinden ziyade, damarları tıkamasından ziyade kilo aldırıyor size. Yani dolayısıyla margarinden kesinlikle kaçacağız. O dediğiniz işte hocam, göbek çevresi ne direkt? Peki zeytinyağı, sofrada olmazsa olmazımız zeytinyağı. Kesinlikle zeytinyağı olmalı. O kesin. İki, mümkünse haftanın belli günleri de tereyağı olmalı. Ama organik tereyağı, böyle fabrikasyon tereyağları değil. Bunlar gerçekten gıda beslenme anlamında çok önemli. Bir de mor yapraklı, mor renkli bitkiler ya da mor renkli meyveler çok çok önemli. Bu arada şeker hastalığına bir önce söylemeyi unuttum. Meyve ile küsecekler. Meyve hayatlarından çıkaracaklar. Hocam içim yanıyor, yapacağım. Çengelköy hıyarını alacaksın. Soyacaksın, buzdolabında soğutup onu kıtır kıtır yiyip içindeki harareti alacaksın. Fatih
ihtiyacını nereden giderecek bir şeker hastası? Yani tatlı ihtiyacı olur mu acaba? İstek olur ama illa tatlı yemek zorunda değilsin. Bakın karbonhidratlar sonuçta vücutta illaki karaciğer çok güzel bir organ. Karaciğer bu ihtiyacını zaten bir şekilde gideriyor. Senin içtiğin sütte, yediğin yoğurtta, yediğin herhangi bir şeyde, yemeklerde illaki glikoz var zaten. Glikoz sıfır değil. Ama bizim hedefimiz ne? Aşırı almak. Peki hocam ben bir de şöyle bir mantık var. Buradan şeker hastalarına yine bir son söyleyeceğim şey. Hocam ben zaten insülinle diyorum. Ne gereği var ya? İstediğimi yiyorum. Yanlış. Niye? Sen istediğin kadar kendine insülin yap. O insülin direnç geliştiği için insülinin görevi mevcut şekeri alıp hücrenin içine götürmesi. Ve orada hücresel fonksiyonların yapılması. Sen bunu yaparak ne yapıyorsun? İnsülini kanında bol miktarda bulunduruyorsun. Yetmedi. Acıkıyorsun sürekli. Gece tırmalıyorsun. Gidiyorsun aman diyorsun bir şeyler daha yiyeyim. Çok acıktım. Niye? Kanında insülin dolu. Ve doymuyorsun. Bu sefer kilo veremiyorsun. Günümüzdeki en hayıflandığımız bakın, şeyler. Herkes bakın ben, gece acıkmaları ve gece atıştırmaları. İnsanlara şu uyarı çok önemli. Spor hocası tutun, spor salonuna yazılın, diyetisyen tutun. Yapmayın kardeşim, boş boşuna para ödemeyin. Yapacağınız çok basit. Hocam ben bir tane felç hastasını felçten çevirdim. Dedim ki her gün yürümen lazım. Adam ilk gün 10 bin adım atmış. Gittiği yerden taksiyle geri dönmüş. Bakın normalde abartmaya gerek yok. Futbolcular gibi idman yapacaksınız. Önce 2000 adımla başlayın. Sayın adımınızı. Kulağınıza kulaklığı takın. Yavaş yavaş yürüyün. Sonra 2500 adım atın. Ertesi gün. 3000 adım. Bir ay içerisinde 10.000 adıma çıkarsınız. Nasıl çıkarsınız onu da söyleyeyim. Normalde hücrelerin enerji deposu ya da enerji santrali mitokondri dediğimiz hücreler. Sen ne kadar yürürsen, idman yaparsan bacak kaslarındaki mitokondri sayısı artacak. Ve her arttıkça sen daha da fazla yürüyebileceksin. Zaten öyle oluyor. Genelde dikkat edin. Açılıyor. Ya hocam halı sahada maç yaptım, perişan oldum, bir hafta kendime gelemedim. Halbuki sen o halı sahadan önce basit basit yürüyüşler ya da koşular yapsaydın, halı sahada çok rahat koşabilirdin. İnsanlar bunu yapmıyorlar maalesef. Yani bu çok çok önemli şeyler. Son zamanlarda hocam, efor kapasitemde hafif bir azalma var. Normalde ben iki kat rahat yürürken ya da merdiven çıkarken son zamanlarda iki adımda bir yoruluyorum. Çabuk yoruluyorum. Bir enteresanlık var. Çarpıntım olmaya başladı. Birden işte bulantı kusmalar oluyor. Öksürüyorum. Önce bir açılıyorum. Sonra yine bir şeyler oluyor bana. Sebepsiz çenem ağrıyor. Dişçiye gittim bir şey bulamadılar. Mesela bu gizli bir kalp belirtisi olabilir. Ya da ya hocam yani bu birden karşımdaki insanı çift gördüm ama tuhaf bir şekilde bu 3 dakika devam etti. Anlayamadım. Ya da hocam yani babam aslan gibi bir adam, bugüne kadar doktor yüzü görmedi ama ya geçen gün gittim beni tanımadı. Etrafa bakındı durdu. İşte bunlar acil doktora gitmeniz gereken sebepler. Peki doktora gittiniz. Doktorda doğru tanı, mesela kırık kalp sendromu denen bir sendrom var. Bu kalp kriziyle çok karışır. Hastadan çok iyi anamnez, hikaye almak zorundayız. Genç meslektaşlarım bunu pek yapmıyorlar. Sen şimdi hastaya gidiyorsun, diyor ki hocam göğsüm ağrıyor, kolum ağrıyor, nefes darlığım var. İşte ya anamnezde şunu sorsana, bak adamın dün annesi ölmüş. Ciddi birini kaybetmiş ya da babası ölmüş ya da ciddi bir iflas geçirmiş ya da Milli Piyango'dan büyük ödül vurmuş. Yani psikolojiyle kalbi birleştiriyorsunuz değil mi hocam? Kırık kalp sendromunda klinik tabloya bakarsan aynı kalp krizi gibi. Hiç anlamazsın. Elektrosu bozuk. Çünkü orada sen üzülünce adrenerjik sekresyonla hormonlar seviyen acayip artar. Tansiyonun yükselir. Kalbi baskılayıcı hormonlar kalbin o kasılmasını engeller. Lan hakikaten bu adam kalp krizi geçiyor dersin. Elektro bozuk. Ya buna bir ne yapsak? Anamnez alırsan bu hastanın aslında kabaca ne o? Ama yine de ayrıca tanı yapmamız lazım. Anjiyo alıyorlar. Anjiyoda damarlar pırıl pırıl. O zaman anlıyorsun ki bu adam kırık kalp sendromu yaşıyor. Kırık kalp sendromu deyince insanlar aşkından ayrılmış, sevgilisinden. Yani stres. Psikoloji inanın, stres. İnanın biz böyle hastalar gördük. Kalp anjiyosu yapıyorsun tertemiz
ama adamın kalbi sanki kalp krizi geçirmiş gibi kasılmıyor. Panik atakla kalp krizi de karıştırılıyor değil mi hocam? Ya panik atak çok sık görülen bir şey. Yani hasta evhamlı birisi işte öyle kötü anlatıyor ki, öyle gürültülü anlatıyor ki, hocam çok kötüyüm, ölüyorum, bitiyorum, hiçbir şey bulamıyorsun. Tersini de söyleyeyim, biraz önce sessiz kalp krizinden bahsettim. Hastaya hiçbir şeyin yok deyip eve gönderip evde ölü bulunan çok hasta var. Ya burada hekim arkadaşın uyanık olması, tecrübeli olması, pimpirikli olması ve empati yapması. Benim annem, benim babam, benim kardeşim olsa ne yapardım demesi lazım. Hocam önümüzdeki günlerde, sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere o zaman diyorum. Emeklerinize, anlattığınız, verdiğiniz bilgilere sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.